Homeros, İlyada. 5. kaset A yüzü sayfa 122'den devam. İnek gözlü Ulu Hera karşılık verdi, dedi ki: "Doğru 3 şehir var benim göz bebeğim. Argos, Sparta, uçsuz bucaksız Mikene. Ne zaman öfkelenirsen onları yok et. Ne araya girerim ne de hayrını görme derim. Öfkelensem, yok edilmelerine katlanmasam bile elimden ne gelir? Benden üstün senin gücün. Ama boşa çıkarma benim şu emeğimi. Ben de tanrıyım, doğmuşum senin soyundan. Kurnaz Kronos en saygılı tanrıçalardan kıldı beni. İki şeyden ötürü en saygılı derler bana. Biri soyumdan, biri karın olduğundan ötürü. Sen ki kralısın bütün ölümsüzlerin, hadi birbirimizi hoşgörüverelim. Ben seni hoş göreyim, sen beni hoş gör. Bakarsın öbür tanrılar da uyarlar bize. Sen Athene'ye çabucak buyur şimdi. Gitsin Troyalılarla Akaların korkunç kargaşalığına. Troyalılar antlarını bozup ilk peşin onlar saldırırlar mı kibirli Akalara bir denesin. Böyle dedi o, insanların tanrıların babası dinledi onu. Athene'ye şu kanatlı sözleri söyledi çabucak. Koş git, karış Troyalılarla Akalar arasına. Troyalılar antlarını bozup ilk peşin onlar saldırırlar mı kibirli Akalara? Bir dene. Böyle dedi. Alevlendirdi Athene'nin içindeki ateşi. Athene fırladı indi Olimpos'un doruklarından. Kronos'un oğlu nasıl bir yıldızı gönderirse belirti diye yaygın ordunun erlerine ya da gemicilere. İşte Pallas Athene öylece ışıklar saçarak indi yeryüzüne, bir yıldız gibi aktı ortalarına. Atları iyi süren Troyalılar, güzel dizlikli Akalar şaşırıp kaldılar birdenbire. Yanındaki ne şöyle diyordu her Troyalı Akalı: ne o, zorlu savaş, korkunç kargaşalık mı gene? Yoksa savaşları doğuran yöneten Zeus Hera'ya yeniden dostluk mu salacak ne? Birbirlerine böyle dedi Akalarla Troyalılar. Athene de Troyalıların kalabalığına karşı karıştı gitti. Antenoroğlu güçlü kargıcı Laodokos'un kılığına aradı belki bulurum diye. Tanrı'ya benzer Pandaros'u, kusursuz güçlü Likeo'nun oğlu buldu ayakta. Çevresinde kalkan taşıyan sıra sıra erler. Aisepos akıntılarından gelmişlerdi hepsi de. Durdu, yanında söyledi ona şu kanatlı sözleri: Likeo'nun yiğit oğlu, dinler misin beni? Tez giden bir ok atar mısın Menelaos'a? Nasıl? Troyalıların gönlünü, önünü kazanmak var işin ucunda. Hoşnut etmek var en başta kral Aleksandros'u. Atreus oğlu yiğit Menelaos boyun eğince senin okunla, acı dolu bir odun yığınına serilince sen önce ondan alırsın değerli armağanları. Haydi git, ünlü Menelaos'a at bir ok. Sonra yurduna, kutsal Zeleiye şehrine dönüşünde değerli kurbanlar kesmeyi ada ilk kuzulardan ün salmış okçu Likayalı Apollon'a. Athene böyle dedi, aklını çeldi o akılsızın. Pandaros gerdi yaban teke boynuzundan parlak yayını. Bir zamanlar pusuda dururken o ve bir kayadan atladığını görmüştü tekenin. Vurmuştu göğsünden onu. Teke düşmüştü kayadan tepe taklak. Boynuzları bir bir yapıştırmıştı bir cila ustası. Bir güzel düzeltmiş, altın kanca takmıştı ucuna. Pandaros toprağa dayadı gerdiyayı. Sonra yere bıraktı onu usulcana. Soylu arkadaşları kalkanlarını tutuyorlardı önünde. Akaların cenkçi oğulları saldırmasınlar diye. Atreus oğlu yiğit Menelaos'u vurmadan o kaldırdı okluğun kapağını. Pandaros tam o sıra hiç atılmamış kanatlı bir ok çıkardı. Kara acılar kaynağıydı bu ok. Kirişin üzerine yerleştirdi yakıcı oku, yurduna kutsal Zeleiye şehrine dönüşünde değerli kurbanlar kesmeyi adadı ilk kuzulardan ün salmış okçu Likayalı Apollon'a. Oku arka kanatlarından kirişinden tuttu, yaklaştırdı kirişi, memesine demiri yaya, yüz yuvarlak gelince gıcırdadı koca yay. Kiriş inledi, sivri ok fırladı birden, uçtu kalabalığa doğru vınnaya vınnaya. Ama unutmadılar seni Menelaos, ölümlü mutlu tanrılar, Zeus'un doyumluk dağıtan kızı en başta, durdu senin önünde, önledi sivri oku. Tatlı uykuya dalan çocuğundan bir sineği nasıl kovarsa bir ana, öylece onu senin etinden uzakta tuttu. Kuşakta altın tokaların kavuştuğu yere itti oku Athene. İki kat zırha değdi yakıcı ok. Çarptı sımsıkı kayışa, geçti oymalı kemeri, deldi. Çok işlenmiş zırhı sonra. Deldi geçti son engeli de. Kargılara karşı etini koruyan karanlığa en son. Ok ete girdi, sıyırdı bir parça. Kara bir kan akıverdi yaradan. Maionyalı ya da karyalı bir kadın nasıl kızıla boyarsa benek, benek fil dişini, hani o fil dişi avutluk olur atlara, saklar kadın onu evinde bir köşede,
Kullanmak ister bu avuttuğu bir sürü atlı. Oysa yalnız krallara yaraşır bir süstür o. Bir şereftir hem ata hem onu sürene. İşte tıpkı o fil dişi gibi ey Menelaos. Biçimli bacakların, güzel bileklerin boyandı kana. Erlerin başbuğu Agamemnon dondu kaldı. Yaradan akar görünce kara kanı. Ares'in sevdiği Menelaos da dondu kaldı ama okun kirişiyle sivrileri dışarıda baktı ki yüreği girdi yeniden göğsüne açıldı içi. Kral Agamemnon Menelaos'u tuttu elinden, konuştu boğuk boğuk hıçkırarak, karşıladı dostları onu hıçkırıklarla. Demek ki bu anlaşmayı sen ölesin diye yaptım kardeşim. Troyalılara karşı akaların önüne koydum seni tek başına. İşte çiğnediler anlaşmalarımızı, vurdular seni. Kurbanların kanı boşa gitti sayılmaz ama arı şaraplar, el sıkışmalar boşa gitti sayılmaz. Şimdi bir şeye karışmasa da Olimpos'tu, er geç bir gün el koyar. Kendi başları, karıları, çocuklarıyla ödetir onlara. Ben kafamla, yüreğimle iyi biliyorum bunu. Bir gün gelir yok olur kutsal İlyon, Priamos, Priamos'un iyi kargaltan halkı. Yukarılardan hükmeden Zeus Kronos oğlu günün birinde kızacak bu hainliğe. Örtecek savaş alanını kapkara kalkanıyla. Bu dediklerim bir bir gerçek olacak. Ama sen ölürsen ey Menelaos, ömrünün payını tüketirsen içinde derin bir yara açılacak. Baba toprağına gidelim diyecek akalar, ben de döneceğim sonsuz Argos'a kara yüzle. Priamos'la Troyalılara biz o gün övünsünler diye mi bırakacağız Argoslu Helene'yi? Troya'da mı kalacak kemiklerin senin, sen işini bitirmeden mi çürüyecek toprakta? Ünlü Menelaos'un mezarında tepine tepine. Böbürlenecek de şöyle mi diyecek bir Troyalı? Ne iyi, Agamemnon'un öfkesi hep böyle dinse, Aka ordusunu buraya nasıl boşuna getirmişse, nasıl burada bırakmışsa yiğit Menelaos'u, boş gemilerle nasıl dönmüşse sevgili baba toprağına, eline? İşte herkes böyle diyecek. Bunu duyacağıma yer yarılsın, yutsun beni daha iyi. Sarışın Menelaos güven verdi ona, dedi ki yürekli ol, korkutma Aka ordusunu. Sivri ok saplanmadı tam yerine, yandan geçti. Işıldayan kemere çarptı önce, sonra değdi altındaki kuşağa, sonra karanlığa, hani şu kuyumcuların işlediği. Kral Agamemnon karşılık verdi, dedi ki sevgili Menelaos, keşke öyle olsa, bir hekim bakacak şimdi yarana senin. Kara acıları dindiren ilaçlar sürecek üstüne. Böyle dedi. Seslendi tanrısal haberci Talbios'u. Çağır Makaon'u buraya. Talbios, haydi çabuk. Talbios, haydi çabuk. Çağır Asklepios oğlunu, kusursuz hekimi. Atreus'un cenkçi oğlu Menelaos'a gelsin baksın. Ok attı ona, iyi yay kuran biri. Ya bir Troyalı ya bir Likyalı. Onun için ün, bizim için yas bu. Böyle dedi haberci de dinlemezlik edemedi. Yürüdü. Tunç zırhlı akaların ordusu boyunca gözleriyle aradı yiğit Makaon'u. Buldu kalkan taşıyan güçlü erler arasında ayakta atları besleyen Trike'den gelmişti o erler. Makaon'un arkasından gelmişler. Dikildi yanında haberci kanatlı sözlerle, dedi ki Asklepios oğlu, Kral Agamemnon çağırıyor seni, gel. Akaların başbuğu cenkçi Menelaos'a bak. Ok attı ona, iyi yay kuran biri. Ya bir Troyalı ya bir Likyalı. Onun için ün, bizim için yas bu. Böyle dedi Makaon'un göğsünde oynattı yüreğini. Yürüdüler Aka ordusu boyunca kalabalığı yararak, vardılar Menelaos'un vurulduğu yere. Tekmil yiğitler sarmıştı Menelaos'u. Tanrı'ya denk hekim durdu ortalarında. Sımsıkı kemerden çekip çıkardı onu, oku. Kırıldı okun sivrileri çekilirken dışarı doğru. Çözdü ışıldayan kemeri, altından da kuşağı. Kuyumcuların işlediği karanlığı çözdü sonra. Kara okun yarasını görünce endikanı, acı dindiren ilaçları ustaca serpti üstüne. Bir zamanlar Keiron vermişti babasına o ilaçları. Onlar dolanırken yür naralı Menelaos'un çevresinde kalkan taşıyan Troyalılar yürümeye başladılar dalga dalga. Akalar da silahlarını kuşandılar yeniden. Yüreklerinde özlediler kızgın savaşı. Uyuşuk göremezsin tanrısal Agamemnon'u sen şu sıra. Sinmiş göremezsin, dövüşmeye isteksiz göremezsin. Kendini ün getiren savaşa bak nasıl atacak. Bıraktı atlarını, tunç ışıklar saçan arabasını. Soluyan atları tutuyordu az ötede. Seyiz Eurymedon. Ptolemaios'un oğlu Peiras'ın torunu ordulara buyruklar verip yoruluncaya dek arabayı yanında bulundurmasını söyledi ona. Yaya dolaştı bir bir erlerin sıralarını. Çelik atlı danaolar içinde kimi gördüyse gözü pek yanaştı onlara. Ateşlendirdi, dedi ki Argoslular sakın gevşetmeyin savaş gücünüzü. Zeus baba döneklere yar olmaz hiçbir vakit. Antlaşmaları önce bozan kimse didik didik edecek akbabalar yumuşak etlerini.
Alt üst edeceğiz onun şehirlerini biz de. Alıp gemilerimize götüreceğiz sevgili karılarıyla çocuklarını. Acı veren savaşta kimi uyuşuk gördüyse azarladı öfkeli sözlerle dedi ki yaygaracı argoslular aşağılık herifler sıkılmak yok mu sizde ne diye duruyorsunuz geyikler gibi aval aval ovada koşarlar koşarlar da duruverirler hani bir kımıldama gücü kalmaz yüreklerinde şu kadar duruyorsunuz onlar gibi atılmıyorsunuz savaşa ne bekliyorsunuz Troyalıların buraya gelmelerini mi güzel arkalı gemilerimizin durduğu şu kırçıl kayalar ha gelsin Kronos oğlu elini uzatsın size öyle mi? Buyura buyura dolaştı erlerin sıralarını, geçti kalabalığı vardı Giritlilerin yanına. Yiğit İdomeneos'un çevresinde dizilmişti Giritliler. Ön sıralarda duruyordu İdomeneos. Güçlüydü bir yaban domuzu gibi. Arka taburları sürüyordu Meriones bir yandan. Baş bu Agamemnon sevindi görünce onları böyle. İdomeneos'u şu bal gibi sözleri söyledi. Çok değer veririm İdomeneos. Danaolar arasında sana, savaşta öbür işlerde ya da şölende en seçkin argoslular kıpkızıl şarabı kattıkları zaman sahraklarda şerefe. Gür saçlı akalar bir pay içerler bu şölende. Oysa kanasıya içelim diye hep dolu durur ikimizin tası. Haydi durma, atıl savaşa. Eskiden nasıl övündüysen öyle göster kendini. Giritlilerin önderi karşılık verdi. Dedi ki, inan Atreus oğlu, bağlı kalacağım sana. Nasıl söz vermiş, ant içmişsem öyle, git, gür saçlı öbür akaları kımıldat. Böylece çabucak başlarız savaşa. Değil mi ki Troyalılar çiğnediler antlarını? Değil mi ki sözlerini ilk onlar tutmadılar? Bundan böyle onlara ölümler, acılar var. Böyle dedi o, Atreus oğlu da sevindi ayrıldı ondan. Geçti kalabalığı vardı ki, Ayas'ın yanına savaşa hazırladılar ikisinde. Yanlarında bir yığın yaya er vardı bulut gibi. Batı eliyle gelip denizin üstüne yayılan bir bulutu, bir keçi çobanı tepeden görürse nasıl, kocaman bir sağanak getirirken denizden bu yana katran gibi kapkara gözükür hani. Onu görünce donar kalır çoban, sürer bir bağraya hayvanlarını, işte delikanlılar kapkara taburlarla böylece saldırdılar, çetin savaşa ayaslarla beraber. Kalkanlar, kargılar parlıyordu taburların içinde. Sevindi kral Agamemnon onları görünce böyle, seslendi şu kanatlı sözlerle dedi ki, ayaslar tunç zırhlı akaların önderleri, artık buyuracağım bir şey yok. Buyurmayı yakıştıramam size, kendiniz götürün çetin savaşa koca bir orduyu. Ah Zeus baba! Athena, Apollon keşke hepsinin göğsünde bir yürek olsaydı. Baş eğerdi kral Priamos'un şehri çabucak, düşerdi bizim elimize, yıkılır yok olurdu. Böyle dedi bıraktı onları, geçti öbürlerine, gördü orada Piyos'un gürlü sesli sözcüsü Nestor'u. Adamlarını diziyor, kışkırtıyordu savaşa. Ulu Pelagon'un, Alastor'un, Kromios'un çevresindeydi erler. Kral Haymon'un insan güdücüsü Bias'ın çevresinde. Önde arabalarıyla atlılar, arkada soylu yayalar bir sürü dizilmişlerdi savaşta kale olmak için. İster istemez zorla savaşsınlar diye korkakları orta yere koymuştu, buyurdu Nestor önce atlılara. Buyurdu atları iyi tutmalarını, kalabalıkta girmemeleri için birbirlerine. Savaşmaya kalkmasın kimse en önde tek başına, uzağa gitmesin iyi sürücüyüm, yiğidim diye. Sonra kesilir hepten gücünüz ama kendi arabasından vurabilirse başka arabadaki adamı, erişsin kargısıyla onun için en hayırlısı bu. Böyle alışmıştılar, şehirleri kaleleri bizden öncekiler, göğüslerinde bir düşünce vardı bir yürek. Bir zamanlar savaşta çok usta olan bu yaşlı adam işte böyle güven veriyordu onlara. Sevindi kral Agamemnon görünce onu, seslendi şu kanatlı sözlerle dedi ki, ihtiyar sende bu ne yürek böyle, bu güç bacaklarında da olsa keşke, dizlerin de yüreğine tıpatıp uysa, oysa kaçınılmaz ihtiyarlık kemiriyor seni, keşke başka biri ihtiyar olsa senin yerine, sen de delikanlılar arasına karışabilsen hani. Karşılık verdi at sürücüsü Nestor dedi ki, nerede o günler Atreus oğlu nerede, ben de isterdim. Öritalyon'u öldürdüğüm günkü gibi olmayı ama tanrılar insana her şeyi birden vermezler ki. O günler gençtim şimdi ihtiyarlık çöktü üstüme ama karışacağım atlar arasına gene de onlara yol gösterme gücüm var sözüm var. Yaşlıların üstünlüğü bundan başka ne ki kargıları delikanlılar kullansınlar güvenir onlar güçlerine savaşa benden iyi yatar elleri. Böyle dedi o Atreus oğlu da çok sevindi geçti atları kamçılayan Menestreus'u buldu ayakta Peteus'un oğlunu. Toplanmıştı çevresinde cenkçi Atinalılar. Çok akıllı Odysseus yanında duruyordu. Diri, canlı, Kapellenialar çevresindeydi sıra sıra. Savaş narasını daha duymamıştılar. Atları iyi süren Troyalılarla akaların takımları kalkmış yeni yeni yürüyorlardı.
Onlarsa bakıyordu bir başka ata takımı yürüsün diye. Troyalılar saldırsın, başlasın diye savaşa. Çıkışta erlerin başbuğu Agamemnon onları görünce böyle seslendi şu kanatlı sözlerle dedi ki ''Ey Kral Peteos'un oğlu, Zeus'un beslediği, düzenler kuran çıkarına düşkün yürek, ne diye oralarda sinmiş beklersiniz öyle? En öndekilerle bir olmak asıl size yaraşırdı. En önde kızgın savaşa atılmak size düşerdi asıl. Yaşlılar için bir şölen hazırlayınca akalar, şölene çağırdığımda önce siz duyarsınız sesimi, gelir yersiniz kızarmış etleri bayıla bayıla, kanasıya dikersiniz bal gibi şarap dolu tasları. Şimdi ise sizin önünüzde 10 aka takımı, ellerinde amansız kargılar, atılsınlar savaşa. Siz de durun seyredin onları, oh ne iyi. Çok akıllı Odysseus baktı yan yan dedi ki, nasıl bir söz kaçtı dişlerin arasından Atreus oğlu, atları iyi süren Troyalılara karşı biz akalar, çevik Ares'i uyarırken böyle, sen ne yüzle söylersin savaşta gevşediğimizi, canının istediğini göreceksin birazdan, göreceksin, Telemakos'un sevgili babasını en önde, atları iyi süren Troyalılara karşı, senin bu söylediklerin boş laf. Kral Agamemnon onu öfkeli görünce gülümsedi, geri aldı sözünü dedi ki, cin fikirli kurnaz Odysseus, Zeus'un, Zeus'tan doğma Leartes'in oğlu. Boş yere çıkışmak, buyurmak istemem sana. Bilirim, iyi şeyler düşünür göğsünde yüreğin. Duyduğumu duyarsın sen de bilirim. Haydi bu işleri sonra koruz yoluna. Kötü sözleri tanrılar yele versin. Böyle dedi, bıraktı onları geçti öbürlerine. Buldu Taideus'un oğlu taşkın canlı Diomedes'i. Atlarıyla sağlam arabaları arasında ayakta. Yanında Stenelos vardı. Kapaneos'un oğlu. Kral Agamemnon çıkıştı ona da. Seslendi. Şu kanatlı sözlerle dedi ki, hey gidi hey atları iyi süren yiğit Taideus'un oğlu. Ne diye söyle bak, böyle baka kaldın savaş alanına? Böyle sinmek Tedeus'un hiç gitmezdi hoşuna. Sevgili dostlarının en önünde savaşırdı o. Ben görmüş değilim, başkalarından duydum. Onu iş başında görenler diyorlar bunu. Mikene'ye gelmişti bir gün o. Savaş için değil ama konuk diye. Ordu toplayan tanrıya denk Polineikes de vardı. Tebe'nin kutsal kalelerine savaş açmışlardı. Ünlü yardımcılar istedilerdi bizden. Yardımcı verecekti bizimkiler de. Zeus uğursuz belirtiler gösterip caydırdı bizimkileri. Yola çıktılar onlar, epey gittiler, vardılar yatağı çimenli, uzun sazlı Asopos ırmağına. İşte o zamana kadar elçi gönderdi Tedeus'u. Tedeus da yolda rastladı bir sürü Kadmosoğullarına. Kral Eteokles'in sarayında yemek yiyorlardı. Bir sürü Kadmoslulara karşı tek başınaydı ama yine de at süren Tedeus'un kılı kıpırdamadı. Hepsine meydan okudu, hepsini kolayca yendi. İşte böyle yardım ediyordu Athena ona. Atları mahmuzlayan Kadmoslular içerlediler bu işe. Kestiler Tedeus'un dönüş yolunu, pusu kurdular 50 delikanlı ile. Şu ikisiydi onların önderleri. Biri ölümsüzlere benzeyen Haimon oğlu Maion. Biri Autopanos'un oğlu Yılmaz Savaşlı Polipontes. Tedeus onları pis bir ölüme attı. Gebertti hepsini, yalnız birini gönderdi evine. İnandı tanrıların belirtilerine, saldı Mayon'u. Aitolyalı Tedeus böyle bir adamdı işte. Oğlu söz alanında ondan üstünde ama çok aşağı ondan erlik alanında, böyle dedi o. Yaman Diomedes karşılık vermedi. Saygıdeğer kralın azarına eğdi boynuna ama ünlü Kapaneos'un oğlu karşılık verdi, dedi ki göz göre göre yalan söyleme Atreus oğlu, övünürüz babalarımızdan çok üstünüz diye. Aldık yedi kapılı Tebe ilini, tanrı belirtilerine Zeus'un yardımına güvendik. Ufacık bir orduyla kocaman bir kaleye saldırdık. Oysa babalarımız eridiler hiç yoktan delicesine. Sakın babalarımızla bir tutma sen bizi. Yaman Diomedes baktı ona yan yan, dedi ki sus arkadaş, dinle benim sözümü. Ben insan güdücüsü Agamemnon'a kızamam. Güzel dizlikli akaları savaşa götüren adam o. Akalar Troyalıları yere serer de alırlarsa kutsal İlyon'u, bu onun için büyük bir ün olacak ama akalar serilirse büyük bir acı olacak. Biz ikimiz atılalım öne, haydi gel. Böyle dedi, atladı arabadan silahlarıyla yere, saldırdı birdenbire ileriye doğru, göğsünde çınladı tunç gömlek. En yiğit adamı bile korkuturdu bu. Zeperos yelinin üst üste getirdiği dalgalar yankılı kıyıya çarparsa nasıl, önce açık denizde baş kaldırır da yükselir hani, geri sonra kırılır karada, öter güm güm burunlarda, olur sırtı yüz yuvarlak, tükürüp saçar köpüklerini. İşte tıpkı bu dalgalar gibi üst üste yığılarak
Danaolar durmadan geliyordu savaşa. Bir önder komuta ediyordu her sıraya. Erlerde yürüyorlardı sessiz sedasız. Diyemezdin arkalarında koca bir ordu var. Şu insanların göğsünde ses var diyemezdin. Önderlerin ardından yürüyorlardı usulcana. Sıralar içinde ışıl ışıl parlıyordu silahları. Troyalılarsa zengin bir ağanın ağılındaki koyunlar gibi duruyorlardı sürü sürü. Nasıl dururlarsa sağlarken ak sütleri, kuzuların sesini duyup çağırışırlarsa nasıl, öyle yükseliyordu yaygın ordu boyunca çığlıklar, sesler çıkıyordu karma karışık. Başka başkaydı her birinin dili. Ayrı yerlerden gelme erlerdi bunlar. Kimi Ares'in, kimini Ares kışkırtıyordu, gök gözlü Athena kışkırtıyordu kimini. Üç tanrı daha vardı onları kışkırtan. Korku, bozgun, bir de kızgın kavga. İnsan öldüren Ares'in yoldaşı. Önce birazcık doğrulur o, uzar uzar yükselir sonra. Bakarsan ayakları yerdedir, başı ta göklerde. İnsanları birbirine katan savaşı saldı gene ortalığa, yürüdü insanlara doğru yükseldi, inildiler. Hep birden alana yığılıp kapıştılar, vuruştu kalkanlar, kargılar kıyasıya, girdi birbirine tunç zırhlı erlerin öfkeleri, göbekli kalkanlar yapıştı birbirine, koptu bir uğultu, bir kıyamet, çıktı ölenlerin iniltisi, öldürenlerin çığlığı ta göklere, toprak oldu kan ırmağı, karlar erir de seller nasıl akarsa dağlardan, oyuk bir yarın dibinden kanayan, kaynayan gür suları iki dağ arasında birleşirlerse nasıl, uzakta bir çoban uğultuları dinler hani. İşte girdi karıştı böylece birbirine insanların korkuları, gürültüleri. Zırhlı bir Troya erini Antilokos yakaladı önce. En önde vuruşan Tihalsios'un oğlu soylu Ekepolos'u vurdu gür yeleli tolgasının tepesine. Tunç kargı saplandı alnına, deldi kemiği. Erin iki gözü oldu kapkaranlık, yıkıldı kargaşalığın içine bir duvar gibi. Ulu canlı Avantların önderi Karkadon'un oğlu. Kral Eleponor yakaladı ayaklarından düşer düşmez. Silahlarından soymak istedi onu. Sürükledi kargı yağmuru altında ama bu çabada birazcık sürdü. Ulu canlı Agenor'un ilişti gözüne. Eğilirken kalkanın altından gözüktü böğrü. Yapıştırdı tunç kargıyı tam oraya. Kesti Eleponor elden ayaktan, can bırakıp giderken onu. Ölüsü üzerinde başladı zorlu bir boğuşma. Saldırdı Troyalılarla akalar birbirlerine kurtlar gibi. İnsanlar insanları tepeledi. Telamon'un oğlu Ayas o sıra Antemion'un oğlunu vurdu. Vurdu körpe delikanlı Simoiesli'yi. Bir zamanlar obaya inmişti anası İda Dağı'ndan. Beklemek için sürüleri kendi anası babasıyla Simoeis ırmağı kıyılarında doğurmuştu onu. Simoeisli derlerdi delikanlıya bu yüzden. Anası babası göremediler onun yiğitliğini. Kısacık oldu ömrü zavallıcığın. Ulu canlı Ayas'ın kargısı altında verdi canını. Ayas yürüdü üstüne, vurdu sağ memesi altından, dümdüz geçti kargı, çıktı sırtından. Devrildi bir kavak gibi bulandı toza. Yosunlu bir ırmak kıyısında bir kavak vardır hani, uzar dümdüz birazcık dalları vardır tepesinde. Bilenmiş baltayla bir parça kesmiştir ondan bir arabacı, tekerlek tahtası yapmıştır güzel bir arabaya. Kıyıdaysa kuruyup gidiyordur devirli kavak. İşte böyle delirdi tanrı soyundan Ayas. Antemion oğlu Simoeisli'yi. Zırhlı parlayan Antipos, Priamos'un oğlu o sıra. Sivri kargısını Ayas'ın üzerine attı ama nedense vuramadı onu. Odysseus'un soylu arkadaşı Leukos'u vurdu kasığından. Yerdeki ölüyü başka yere çekerken tam Leukos koyverdi kollarını, yıkıldı ölünün üstüne. Odysseus bunu görür görmez kızdı. Atıldı birdenbire yardı ön sıraları, tunç dolgası başında ışıldıyordu. Geldi durdu ölünün yanında, bakındı çevresine, sonra savurdu ateş saçan kargısını. Troyalılar kargı atmadı boşuna, vurdu demek onu Priamos'un piç oğlunu. Tez giden atlarının yanına gelmişti o Abydos'tan. Odysseus çekti vurdu şakağından onu. Yoldaşının ölümüne çok öfkelenmişti. Tunç temren bir şakaktan girdi çıktı bir şakaktan. Karanlık kapladı bir anda gözlerini, küt diye düştü. Cangırdadı üstünde nesi varsa. Ön sıralarda dövüşenler geriledi birdenbire. Ünlü Hektor da geriledi onlarla. Argoslular koca bir çığlık savurdular. Ölüleri çektiler, atıldılar ileri. Öfkelendi Apollon. Pergamos tepesinden bağırdı Troyalılara, dedi ki, atları iyi süren Troyalılar atılın ileri, haydi kalmayın. Argoslulardan aşağı. Onların derileri ne taş ne demir, dayanamazlar et delen tunç kargılara. Güzel saçlı Tetis'in oğlu bile, işte bakın, Akileus bile uzak duruyor savaştan. Gemilerin yanında sindiriyor yürekler acısı öfkesini. Korkunç tanrı yukarılardan böyle dedi. Ama çok ünlü Trigoneia, Zeus'un kızı.
Kışkırttı akaları durmadan, karıştı kalabalığa, kimi gevşek gördüyse dürttü. Amir Keneos oğlu Diores'in bitti ömür yumağı tam o sıra. Sivri bir taşla vuruldu sağ bacağı topuğundan. Trakyalıların önderi İmbrasos oğlu Preisos'un taşı atan ta Ayonos'tan gelmişti o. Tuzla buz etmişti amansız taş topuk kemiklerini. Diores uzattı kollarını sevgili dostlarına, canını üfledi, baş aşağı düştü toprağın üstüne. Onu vuran Peiros koştu ona doğru, sapladı kargısını göbeğine tam, bütün bağırsakları boşaldı yere. Bir anda karanlık kapladı gözlerini. Aitolyalı Toas atıldı Peiros'un üstüne. Göğsüne, memesinin altına sapladı kargıyı. Tunç girdi Peiros'un ciğerine. Geldi Taos, güçlü kargıyı çekti göğsünden, çıkardı kınından keskin kılıcını, sapladı karnının ortasına, aldı canını. Ama soyamadı onu silahlarından. Peiros'un arkadaşları sarmıştı çevresini, saçları tepelerinde top top Trakyalılar sarmıştı. Uzun kargılar vardı ellerinde. Taros bir yarıydı, güçlüydü, alımlıydı ama gene de fırlayıp attılar onu oradan, sendeleye sendeleye geriledi düştü yere. Böylece uzandı ikisi de toz toprak içinde yan yana. Biri Trakyalıların, biri tunç gömlekli Epeylilerin önderi. Yiyordu her yanda bir sürü insanı, bir sürü insan. Etine sivri kargı değmemiş bir adam, gelseydi buraya dolaşsaydı erlik alanını, Pallas Athene olsaydı eline eline, bütün okların gücünü beri tutsaydı ondan, göremezdi o adam bu savaşın tek bir aksak yanını. Bir yığın Troyalıyla bir yığın akalı o gün serilmişlerdi tozun toprağın içine. İşte böyle sırt sırta yan yana. 5. bölüm. İşte o sıra Pallas Athene, Theodos'un oğlu Diomedes'e öyle bir güç, öyle bir atılganlık verdi ki. Argoslular arasında dedi, bir tek olsun o gösteresin parmakla dedi. Tükenmez bir ateş yaptı dolgasıyla kankanı üstüne, bir yaz sonu yıldızı vardır hani. Yıkanır okyanus sularında pırıl pırıl yanar, bu ateş o yıldıza benzer tıpkı. İşte böyle bir ateş yaktı başıyla omuzlar üstünde. Tuttu onu karmakarışık erlik alanına attı, Troyalılar arasında zengin, kusursuz biri vardı. Hephaistos'un duacısıydı, Dares'i aldı adı, iki oğlu vardı onun. Pegeus'la İdaios yatardı elleri her türlü savaşa. Ayrıldı sıralardan, atıldı Diomedes'in önüne bu ikisi. Onlar arabayla saldırdı, Diomedes'e yaya. Birbirlerine doğru yürüyüp yakınlaşınca önce Pegeus'u attı uzun gölgeli kargısını. Geçti Tedeus oğlunun sol omuzu üstünden kargının ucu, sonra Tedeus oğlu saldırdı tunç kargısıyla. Elinden boş yere çıkmadı kargısı, göğsünden vurdu onu iki memesi arasından. Yuvarladı attı arabadan aşağı, İdaios da güzel arabasını bıraktı atladı yere. Ölen kardeşinin yanında kalmayı gözü tutmadı, o da kurtulamayacaktı kara ölümden o da. Hephaistos korudu onu neyse ki. Yaşlı babaları girmesin diye ağır acıya, kapladı karanlıklarla kurtardı onu. Ulu canlı Tedeus'un oğlu çekti götürdü atları. Verdi adamlarına, koca karınlı gemilere sürün dedi. Ulu canlı Troyalılar görünce Dares'in iki oğlunu, biri kurtulmuş, biri arabanın yanında öldü. Hepsinin burkuldu içi, oynadı canı. Gök gözlü Athene'de tuttu Ares'in elinden, dedi ki, Ares, insanların baş belası Ares, ey kaleler yıkan elleri kanlı, ne olur bıraksak Troyalılarla akıllıları karşı karşıya, Zeus babamız hangisine ün verirse kazansın o, çekilsek biz de Zeus'un öfkesinden korusak kendimizi, böyle dedi, çekti götürdü saldırgan Ares'i, oturttu Skamandros'un çimenli kıyılarına, danağlarda boyun eğdirdiler Troyalılara. Önderlerin her biri yakaladı bir eri. Erlerin başbuğu Atreus oğlu Agamemnon ilkin, Alizonların önderi iri Oidoslu arabasından devirdi. Dönüp kaçmak isteyince o kargıyı sapladı sırtına, sapladı omuzları arasına tam belli göğsünü. Düştü küt etti üstünde silahları cangırdadı. İdomenos'un Maionyalı Boros'un oğlu Faistos'u terdi yere. Bereketli Tarne'den gelmeydi o. Tam arabasına çıkacağı sıra İdomeneus geldi, uzun kargıyla sağ omzundan Faistos yıkıldı arabadan aşağı. Gömüldü korkunç bir karanlığa. İdomeneus'un adamları soyarken onu Atreus oğlu Menelaos vurdu sivri kargısıyla Stropios'un oğlu iyi avcı Skamandrios'u. Skamandrios avcılıkta çok ustaydı. Ormanların beslediği hayvanları dağlarda vurmayı Artemis kendisine öğretmişti ona. Ama ne ok saçan Artemis yaradı işine şu anda, ne de usta atıcılığı yaradı işine. Atreus oğlu Menelaos ün salmıştı, kargıcı kaçarken vurdu onu sırtına.